Bakın kıymetli dostlar, şu dünyada kaç milyon insan var? Kıyametin kopuşu sadece bir sayha. Bir sayha ile dünya kıyamet kopmuş olacak, ikinci surda insanlar diriltilmiş olacak. Yani İsrafil aleyhisselam sura bir üfleyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu ayet-i kerimenin tefsirinde, adam manifaturacıda, kumaşçıda kumaş almak için açmış tezgahın üzerinde. Kıyamet koptuğu zaman ne o ona parayı vermiş olabilecek veya parayı verse kumaşı almış olabilecek, ikisi de olduğu yerde efendim yakalanmış olacaklar. Çarşıda giderken, birisiyle alışveriş yaparken efendim veya zevk-ü sefa yaparken birden sura üflendiği zaman kimse yerinden ne yapamayacak? Sallanamayacak. Depremde öyle olmadı mı? 17 Ağustos depreminde öyle olmadı mı kıymetli dostlar? Bu deprem ne ki? O sura üflendiği zaman kıymetli dostlar, göklerin parçalandığını düşünün. Dağların havada hallaç pamuğu gibi uçtuğunu düşünün. Taş taş üzerine kalmadığını düşünün. Efendim, karnındaki hamile yavrusu olan insan ve hayvan ne varsa o dehşetten yavrusunu düşük yaptığını düşünün. Dehşetli bir manzara kıyametin kopuşu. Bir su, bütün kainatın düzeni bozulmuştur. Allah böylesine güç ve kudret sahibidir. Kıyametin kopuşunu bekliyorlar ama kıyamet sura üflendiği zaman sadece bir sayha ile olay bitmiş olacak diyor Allah Celle Celaluhu. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ Onlar kendi arasında mücadele ediyorlar ama sura üflendi, ellerinde hiçbir şey kalmadı. فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْسِيَةً Kimse kimseye bir vasiyet yapamaz. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap, şunu şuna ver, bunu buna ver, kimse yapamaz. وَلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Asla çoluk çocuklarına dönemezler. Orada oldukları yerde ömürlerini bitirmiş olurlar. Allah'a hesap vermeye doğru giderler buyuruyor. Kıyametin gerçekleşmesi böyle.